Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım. CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay, ilçedeki basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümen üyesi olan Mehmet Oktay, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Oktay'a Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Marmaris'te 173 milyon 894 bin lira yatırım yaptığı yazılı olan reklam tabelaları soruldu. Bu yatırımların ne olduğu hakkında bilgi istendi. Rakamlar detaylı olarak yanımda yok. Çünkü Büyükşehir'i daha çok ilgilendiren bir kısım. 173 milyonluk yatırımın içerisinde altyapı hizmetleri, otogarda iyileştirmeler, limanda iyileştirmeler gibi birçok şey var. Tarımla ilgili henüz yeterli çapta olmasa bile bunlarla ilgili yatırımlar var. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris'in Bağlıçi mevkiindeki yağmur suyu kanalı çalışmaları da ilçede büyük tepkilere neden olmuştu. Marmaris Belediyesi'nin 3 yıl önce talep ettiği yatırım bu sene programa alınmıştı. Ancak bir ayda tamamlanması gereken bu çalışmalar aylardır bitirilemedi. Yağışlı havalarda burada sokaklar göle döndü. Araç sahipleri de bozuk yollardan aylardır dert yanıyor. Yolların hali hiç iyi değil efendim. Yani gerçekten de rezillik, çok rezalet durumda. Her tarafı çukurlara da düşüyoruz böyle yani. Aynen arkadaşın söylediği gibi yani. Aynen reziliz yani. Bakan, ilgilenen yok. Ne yaptı? Rezillikten başka bir şey değil. Gelin bir kere her yer arabalar rezil yani. Arabalar bitiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir şeyi yok yani. Gerçekten de berbat yollar. Düşüyoruz yani. Evet. Yeniler gelsin şimdi yeni. Hiç iyi şeyler söylemiyorum çünkü yakışmıyor. Böyle güzel, coğrafyası güzel, manzarası güzel bir memleketi. Bu kadar turist gelen bir memlekete bu yollar yakışmıyor. Onu söylemek istiyorum sadece. Yolları görüyorsunuz yani arabanın alt takımları falan hepsi de berbat şekilde. Sanayiye gidiyoruz zaten alt takımlarını yaptırmak için. Büyükşehir buna bir el atmasını bekliyoruz. Yağmurluyken buradan geçemiyorum çünkü çukurları göremiyorum. Diğer ana caddeden geçmek zorunda kalıyorum. Yolları konuşuyorduk biz de. İnşallah biter diyoruz yani. Çok sıkıntı, çamur, bataklık olmuş yollar. Çok mu kullanırsınız bu yolu? Nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? Kullanıyoruz tabii. Gün içerisinde bir iki defa kullanıyoruz. Basın toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aylardır tamamlanamayan Bağlıçi mevkiindeki yağmur suyu kanalları çalışmaları soruldu. Oktay, buradaki altyapı çalışmasının tamamlanamamasının müteahhitlerin ekonomik krizden etkilenmesine bağladı. Altyapı ile ilgili çalışmaların tamamını ilgili kurumumuz kendi bünyesindeki kadrosuyla gerçekleştirme durumunda değil. Nihayetinde bir takım çalışmalar taşere sistemle özel firmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla da alakalı geçtiğimiz yılki ekonomik, ülke genelindeki ekonomik durumdan kaynaklı çok ciddi bir maliyet artışları söz konusu oldu. Ve bundan dolayı da müteahhit firmaların iş bitirimlerinde çok ciddi aksamalar sadece bölgemizde, Marmaris'imizde değil, tüm Muğla'da farklı yerlerde söz konusu oldu. Bu da tamamen baktığımızda doğrudan müteahhit firmaların hatası veya eksikliğinden ziyade maalesef ki ülkemizin içine girdiği o ekonomik çalkantıdan kaynaklıydı. Bundan dolayı bir aksama oldu. Basın toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris'teki küçük yeşil alanlara bağladığı su sayaçları da gündeme geldi. Bağlanan su sayaçları hakkında da Oktay'a soru yöneltildi. Oktay her şeyin yasalar çerçevesinde yapıldığını savundu. Su sayaçlarıyla ilgili 2 metrekarelik alana su sayacı takıyorsunuz ki... Yani yeşil düşmanı mı neyin peşinde? Yani? Şimdi kaç metre, 2 metrekare, 10 metrekare diye bakmaktan ziyade genel yasalar çerçevesinde hepimiz kendi görevlerimizi yapmak durumundayız. Muski'deki uygulamalara baktığımız zaman da tamamen yasaların çerçevesinde yönetmelikler neticesinde çalışmalarını yapıyorlar.